Merhabalar. Denizden Babam Çıksa.com tarafından hazırlanan ahtapot yetiştiriciliği, geniş kapsamlı olumsuz çevresel etkilere neden olabilir, başlıklı sesli içeriği dinlemektesiniz. Bu podcast Denizden Babam Çıksa.com'un dijital çağa uygun şekilde genişleyen yeni içerik formatlarından birisidir ve dinen emekte olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize Denizden Babam Çıksa.com adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifle dinlemenizi arzu eder. Podcast ile ilgili tüm görüş, düşünce, öneri, istek ve diğer içerik geliştirme taleplerinizi info@denizdenbabamçıksa.com adresine bildirmenizden mutluluk duyarız. Yayınımıza başlamadan önce hatırlatmak istediğimiz bir konu var. Denizden Babam Çıksa.com'u daha iyi bir hale getirebilmemiz ve içeriklerimizi oluştururken motivasyonumuzu yüksek tutmamız için desteklerinizi beklemekteyiz. YouTube kanalımıza abone olmanız, bize verebileceğiniz en basit destek şeklidir. Hosting ve domain giderleri başta olmak üzere, su ürünleri tüketimini olumlu yönde iyileştirmek için hazırlamak istediğimiz içerikleri doğru kanallarda tanıtabilmemiz adına, gerekli materyallere desteğiniz harika olur. Bize nasıl destek olacağınızı öğrenmek için denizdenbabamçıksa.com adresini ziyaret edebilir ya da info@denizdenbabamçıksa.com adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. Ahtapot yetiştiriciliği geniş kapsamlı olumsuz çevresel etkilere neden olabilir. Ticari ölçekte ahtapot yetiştiriciliği, halen birden fazla kıtada üzerinde çalışılan nispeten yeni ve bilinmezi fazla olan bir su ürünleri yetiştiriciliği alanı. New York Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni bir analize göre ise ahtapot yetiştiriciliği, sürdürülebilirlik ve hayvan refahı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. İçeriğimize giriş yapmadan önce ahtapota daha yakından göz atalım. Ahtapot, octopus, octopus vulgaris, antik Yunanca'da 8 ayak anlamına gelen, kafadan bacaklı, 8 kollu, kollarında çok sayıda vantuzu olan ve yumuşakça sınıfına ait bir yaşam formudur. Octopodidae ailesinde olan ahtapotlar, genel olarak kendilerinden daha büyük olan diğer canlılardan ve özellikle de insanlardan çekinip saklanma eğiliminde olan yaratıklardır. New York Üniversitesi Çevresel Çalışmalar Departmanı'nda araştırmacı olarak görev yapan Jennifer Jacquet, sucul türlerin evcilleştirilmesi sürecini şu anda hepimiz yaşıyoruz ve araştırma hangi hayvanların yetiştiriciliğini yapabileceğimizden çok, hangi hayvanların yetiştiriciliğini yapmamız gerektiği sorusunun etrafında dönüyor, diyor. Üniversiteler ve şirketler büyük bir hata olduğuna inandığımız ahtapot yetiştiriciliğine para ve zaman harcıyorlar. Kitle halinde üretilen ahtapotlar karada hayvan refahını ve çevreyi etkileyen ve bazı yönlerden daha da kötü olan ahtapotları başka hayvanlarla beslemek zorunda kalmamız gibi pek çok hatanın tekrarlanmasına neden olur. 190 ülkeden 550 su türünün bulunduğu analizin bir diğer yazarı, Sydney Üniversitesi'nden Peter Godrey Smith, New York Üniversitesi Çevresel Araştırmalar Departmanı'nda konuk araştırmacı olan ve Ekka Frank ve Sussex Üniversitesi'nde araştırmacı olan Walter Sanchez Suarez. İspanya, Meksika, Japonya ve Çin ile birlikte ahtapot yetiştiriciliğini ticari ölçeğe getirmek için bilimsel çaba sarf ediyor. Örneğin Japonya merkezli bir su ürünleri yetiştiriciliği şirketi olan Nissui, 2020 yılına kadar tamamen yetiştiricilikten gelen ahtapotu pazara çıkarmayı hedefliyor. Bu gelişmeler göz önüne alındığında ekip, ahtapot yetiştiriciliğinin potansiyel etkilerini ortaya koymak için bir araştırma başlattı. Birçoğu otçul olarak beslenen çiftlik hayvanlarının aksine suda yetişen hayvanlar çoğunlukla etçil. Bu etçil balıkları doğadan avlanan diğer balık ve omurgasızlarla beslemek doğada var olanlar üzerine ekstra bir yük bindiriyor. Global ölçekte avlanan balıkların 1/3 kadarının diğer canlıların beslenmesi için kullanıldığı düşünülürse ki, birinci müşteri su ürünleri yetiştiriciliği sektörüdür. Ahtapot yetiştiriciliği aşırı avlanmayı tetikleyecektir. Bir etçil olan ahtapotun yetiştiriciliğini yapmak mevcut koşulları daha da kötüleştirecektir. Ahtapot yetiştiriciliği yapmak, yenmeyen yemlerden ve metabolik atıklardan kaynaklı yüksek miktarda azot ve fosfor oluşumuna neden olabilir. Bu da yetiştiricilik ortamındaki oksijenin tükenmesini hızlandırır.
araştırma, ahtapotların yüksek kavrama yeteneğinde olduklarını ve şartları kontrol altına alınmış bir çevreye konulduklarında karmaşık davranışlar içine girdiklerini göstermektedir. Bunun sonucunda da ölüm oranlarında yükseliş, saldırganlıkta artış ve enfeksiyonlarda belirgin yaygınlık görülebilmektedir. Bu çiftliklerin ortaya koyduğu zorlukların ötesine bakarken aynı zamanda araştırmacılar, ahtapot yetiştiriciliğinin gerekliliğini sorguluyor. Ahtapotların gelişmiş göz yapıları avlarına dikkatli ve fark ettirmeden yaklaşmalarını sağlarken, gelişmiş beyinleri onları dikkatli ve çevik birer canlı yapmakta. İlginç vücut yapıları onların denizcilik tarihinde korkunç canavarlar olarak betimlenmesine neden olsa da ahtapotlar son derece cana yakın ve meraklı yaratıklardır. Sahip oldukları vücut şekli nedeniyle ahtapotlar tarih içinde pek çok yazılı ve görsel eserde canavar olarak betimlendiler. Eğer toplum ahtapot yetiştiremediğimize karar verirse, göreceli olarak daha az insanın onları yiyeceği anlamına gelir, diye gözlemliyor araştırmacılar. Fakat bu durumda bu gıda güvenliği için bir sorun teşkil etmez. Ahtapot için ana pazarlar olan Japonya, Güney Kore, Kuzey Akdeniz ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avustralya gibi pazarlar zaten ahtapot yönünden gıda güvenliğine sahip. Türkiye çevre sularında çoğunlukla Ege ve Akdeniz'de kendine yaşam alanı bulan ve dolayısıyla da avlanabilen ahtapotun çevre sularımızda yaşayan farklı türleri vardır. Bunlardan en yaygın olanları bayağı ahtapot ve kırmızı ahtapottur. Genellikle Ege ve Akdeniz'de kayalıkların arasında, kuytu, karanlık, gölgeli köşelerde ve kovuklarda yaşarlar. Bunun yanında elbette ki dünyanın farklı bölgelerinde farklı türdeki ahtapotlar yaşar. En spesifik örneği olarak Alaska'da yakalanan Pasifik ahtapotu gösterilebilir. Gözlemlenen bir örnekte, bacak uzunluğu 10 metreye yakındı ve yaklaşık 300 kilogram gelmekteydi. Gövdesinin kalınlığı ise 50 santimetreye yakındı. Kısaca edebiyatçıların betimlediği şekliyle aslında bir canavara benziyordu. Denizlerin en ilgi çeken yaratıklarından olan ahtapotların, başlarının etrafından çıkan ve birbiriyle neredeyse aynı olan 8 farklı bacağında iki sıra halinde yaklaşık 150 tane vantuz bulunur. Bu vantuzlar ahtapotun avını yakalamasında, yemek için öldürmesinde, avının derisini soymasında ve bazı türlerde de ahtapotun zehirini avına zerk etmesi için kullanılır. 8 bacağın ortasında, yani ahtapotun kafası olarak tabir edilen ve beyni de taşıyan bölgenin altında iki büyük dişi barındıran ağız bulunur. Avına bacakları ile sarılıp etkisiz hale getiren ahtapot, yiyeceğini buradaki güçlü ve keskin dişleri vasıtasıyla parçalara ayırarak tüketir. Şu anda, ahtapot yetiştiriciliği teknoloji tarafından sınırlandırılıyor fakat teknoloji, ahtapot yetiştiriciliğini endüstriyel ölçekte yapmak için iyi bir hale gelebilir. Eğer böyle bir fırsat gelirse, refah ve çevre sorunlarının tanınmasını, ahtapot yetiştiriciliğinden vazgeçilmesini ve yetiştiriciliğin engellenmesini ciddi şekilde umuyoruz. Yetiştiriciliğin geleceği için daha iyi yönler var, diye fikir belirtiyor araştırmacılar. Dinlemiş olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize denizdenbabamçıksa.com adresinden ve YouTube kanalımızdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle esenlikler dileriz. Thank you.